Herkese merhaba. Bugün 23 Eylül 2020 günlerden çarşamba. Bir e, manşet programına daha hoş geldiniz. Gemiyi terk eden edene. E, KJS'i laf benim değil ama doğru. E, İktidar Partisi kastediliyor ve epeydir bu konuda yazıyorum, söylüyorum. E, son birkaç aydır bazı yazılarıma ve bazı sözlerime tepkiler de geliyor olabilir. Neticede ben sizin duymayı istediğiniz şeyleri söylemek için burada değilim. Bazen hoşuna hoşunuza gitmeyen şeyler de söyleyebilirim. Yayıncılık böyle bir şey. Elbette artı, eksi, olumlu, olumsuz bütün eleştirilere açığım ve hepsini takip ediyorum. Epey bir zamandır Erdoğan döneminin sonunun geldiğini... ...ve Türkiye'de e, rejimin aktörlerinin farklı bir iktidarla devam etme arzusunda olduğunu... İktidarın suyunun ısındığını, bu seneyi atlatmasının zor olduğunu, gerek pandemi gerekse ekonomik kriz nedeniyle iyice köşeye sıkıştığını, kopuşlar başladığını, gemiyi terk edenler olduğunu ve artık bu kopuşları ittifaklarla, koalisyonlarla da önleyemediğini ve iktidarın, AKP iktidarının, MHP'nin iki dudağı, Bahçeli'nin daha doğrusu iki dudağı arasında olduğunu ve Bahçeli'nin tek hareketiyle iktidarın düşeceğini ve erken seçimin gerçekleşeceğini anlatmaya söylemeye çalışıyoruz. Bu kadar ince çizgiler var, bu kadar ince ipler üzerinde yürüyen cambazlarla falan Ankara siyaseti yürüyor. Çok ince bir ip üzerinde yürüyor Tayyip Erdoğan. Bunu da gören gözler görüyor ve son dönemde de işte saray gezili promosyon yapılıyorlar. Yani size saray turu attıracağız, Beştepe turu attıracağız. İşte partiye üye olursanız. Böyle kampanyalar yapıyorlar. Rakamlar üfürüyorlar. 300 bin üye var, 500 bin üye var. Bir siyasi partinin üye sayısı önemlidir ama gelişmiş demokrasilerde. Yani o üyenin e, rakam olarak kalabalıklığı neyi ifade eder? E, Türkiye gibi ülkelerde ben işte parti üyesiyim deyip iş alır, iş kovalar veya işte torpil belgesi olarak işte kullanır ya da işte torpile e, torpil yapılabilsin falan diye. Partililiğini ispat etmek için filan böyle bir tarafı vardır. Ama bunu dediğim gibi ben açıklamadım. Bunu e, gemiyi terk eden edene meselesini e, Abdurrahman Dilipak açıkladı. İşte şu anda YouTube'da da gördüğünüz bir e, şeyde yayında. Stalk isimli bir kanalın epey var. 787 bin. Selen Danalıoğlu'nun sunduğu Gündem programına katılmış efendim. Stok kanalında Burada siz izlersiniz bu yayında şunları söylüyor. Abdurrahman Dilipak ki son dönemde Abdurrahman dilipak özellikle şeyle ilgili İstanbul sözleşmesi ile ilgili konularda yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. Ve İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yaptığı açıklamalarda şunu söylemişti. Yani işte işte bu gayrimeşru ilişkileri özendiriyor vesaire. Hatta böyle fahişe kelimesini kullanmıştı bir yazısında ve o yazıyla AKP içerisinde başta Erdoğan'ın kızı olmak üzere AKP içerisindeki kimi kadınları mı kastetti falan gibi de polemiğe yol açmış, hakkında davalar açılmıştı. Dolayısıyla Abdurrahman Dilipak sıkıntıda bu konuda. E, yeni Akit'te yazıyor halen ve Yeni Akit'te yazarına sahip çıkıyor. İşte bu YouTube kanalında Selen Danalıoğlu'nun e, sorularına cevap verirken Cumhurbaşkanlığı sisteminin vaat edildiği noktaya ulaşamadığını söylüyor Abdurrahman Dilipak. A, AKP'deki çözülmeye dikkat çekiyor. Ve Dilipak AKP'nin çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu ifade ediyor ve şu cümleyi kuruyor. Diyor ki başkanlık sistemi vaat edilenle gerçekleşen arasında çok ciddi sorunları olan bir noktada şu anda. AK Parti'de ciddi bir çözülme var. Bunu üyelik kampanyalarıyla telafi etmeye çalışıyorlar ama yanlış yerde arıyorlar çözümü diyor. Devamla da 27 Temmuz'da AKP'nin papatyaları başlıklı yazısında AKP içinde bazı kişilerin hem uluslararası fonlarla desteklenip hem de kamu fonları kullandığını, yeşil sermayeden destek aldığını söylemiş ve bu kişilere biraz evvel de söylediğim gibi fahişeler demişti. Onu Onun üzerine de açıklamalarda bulunuyor ve kendisine açılan davalar üzerine de şunu söylüyor. Böylesini ilk defa yaşıyorum kendilerine zarar veriyorlar böyle bir dava olmaz beni karşılarına almak onlara hiçbir şey kazandırmaz AKP içerisinde cemaatin zihniyet ikizi AKP'liler ve AKP'lilerin papatyaları daha altta lale devri çocukları aileye zarar veriyorlar vesaire gibi konuşmuş. Dediğim gibi bu konuşmanın detayına şeyde bakarsınız Twitter'da YouTube'da bakarsınız. Twitter ağzımdan yanlış çıktı. YouTube'da bakarsınız. Abdurrahman Dilipak kendisi üzerine gelindiği için değil, epey bir zamandır zaten bu açıklamaları, bu konuşmaları yapıyor. Biz dönelim Türkiye gündemine bakalım. Ondan sonra başka söyleyeceğim konular da var, özellikle AKP ve Erdoğan iktidarına dair. Onu da bilahare devam ettikçe yayınımız sizinle paylaşacağım. Covid-19 gündemiyle yürüyelim. birkaç haberimiz var. Birkaç size göstermek istediğim gazete kupürü var. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Gündüz'den geliyor bu. Yoğun bakımları gençler durduruyor. Gençlerin yoğun bakımda tedavi görme oranı %25'e çıktı." demiş. Milliyet'in manşeti bizim büyük çaresizliğimiz 3 ayda 90 sağlık çalışanı Eylül'ün ilk 20 gününde 53 sağlık çalışanı şiddet mağduru oldu diyor. Hürriyet'te de şiddet manşette ki bu dün sosyal ağlarda da çokça paylaşılan bir konu. Acil servisi basıp sağlıkçılara saldırdılar. Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi ölen bir yaralının yakınları canlandırma odasını basıyor efendim sağlık çalışanları Lynch'ten kapının arkasına kurdukları sedyeden barikat ve kapıdaki şifre ile kurtuluyorlar. Ee, yani bir yandan Covid-19'dan mücadele, salgınla mücadele, bir yandan da böyle hasta yakınlarının şiddetiyle mücadele kolay bir şey değil. Fotoğraflar çok e, olayı anlatmıyor, videosunu seyredin oradaki paniği, endişeyi görürsünüz. Bugün de Sağlık Bakanı devlet bu işi çözer deyip e, Keçiören'deki bu hastaneye gitmiş. Geçmiş olsun demiş. Doğru hareketler bunlar. Fakat endişe verici bir süreç olduğunu da söyleyelim. Koronaya karşı temiz iskambil demiş Kemal Kılıçdaroğlu. Bayram değil, seyran değil. O kadar hadise olurken, Türkiye'de hukuk ihlali yaşanırken, insan hakkı ihlali yaşanırken, cezaevlerinden feryatlar yükselirken, işte efendim kahvehaneye gidenler kağıt oynayabilsinler. Bunun çözümü de her defasında temiz kağıt ya da kullanılmamış kart destesi olursa bu iş hallolur diyor. Koskoca ana muhalefet lideri ve akşam gazetesine de böyle birinci sayfada kocaman yer buluyor kendisine. E tabi böyle şeyler suya sabuna dokunmayan böyle önerilerle muhalefet yaparsanız iktidar gazetesi de size böyle yer ayırır. Covid-19 bağlantılı bir başka haber postadan gelsin. Yazlıktı, kışlık oldu. Koronavirüs sebebiyle okulların uzaktan eğitime devam etmesi üzerine yazlıklar şehirlere geri dönmedi ki birkaç haftadır bu haberleri paylaşıyoruz sizinle. Bu olay Türkiye'ye mahsus da değil. dünyada da şehir merkezinden e, banliyölere doğru, şehir dışına doğru, doğru, çevre yolu dışına doğru ya da işte şehre yakın kasabalara doğru bir ...kaçış var. Elbette yazlı olanlar gittiği yazlıktan dönmüyorlar. Çünkü evden çalışma dönemi, ofisler kapalı, şehir merkezleri kapalı. Kaldı ki açık bile olsa şehir merkezlerinde toplu taşın vesaire... ...insan kalabalığının olduğu yerde virüs yayılımı şiddetli olduğu için... ...ve riskli olduğu için insanlar girmiyorlar. Dolayısıyla bu bütün dünyada olan bir şey. Hatta bu emlak rantını bile etkiledi. Benim yaşadığım İngiltere'de Londra civarındaki e, mülklere ilgi yoğunlaştı. Kiralar aynı seviyesini koyuyor. Belki bir tık artmış olabilir. Mülkler de aynı şekilde aynı seviyesini koruyor. Belki bir tık artmış olabilir. İnsanlar e, herhalde bundan sonra böyle bir dönem falan deyip şehir dışında yaşamı tercih ediyorlar. Bu da gene Türkiye'ye dair bir haber ama mesela Bodrum'la alakalı bir konu. Kış nüfusu 176 bin olan Bodrum'da halen 400 bin kişi bulunuyormuş. Tamam, tatilcilerin bir bölümü dönmemiş. Bodrum Belediye Başkanı da kaydınızı buraya aldırın, bütçeden aldığımız pay artsın diyor. Evet, yani bugün bu çağda bu konular başka türlü halledilmeli yani. Aynı durum Tekirdağ, Şarköy ve Marmara Reylisi'nde de yaşanıyormuş efendim. Bir gün gazetesi bir kolaj manşetle, daha doğrusu birinci sayfayla adeta Covid-19'u adeta göze sokmuş. Sağlıkçılar siyasilerin açıklamalarına isyan etti, hedef haline geldik. Başta konuştuğumuz mevzu. Hemen altında da sistem çöktü, bakan mutlu başlığı var tartışmalarla başlayan uzaktan eğitim sistemi EBA yoğun giriş nedeniyle çöktü. Bakan Selçuk çöküşü olumlu olarak yorumladı. İşte bu bizim için olumlu bir haber çünkü inanılmaz talep var. Yani sanki bir ürün satışa sunuyorsunuz da işte bu ürüne ürüne talep oluyor internet siteniz çöküyor. Ya da işte efendim internette özel bir çalışma yapıyorsunuz. Özel bir şey yayınlıyorsunuz sanki de oraya işte talep olup filan çöküyor. Yani e, tuhaf. Siz e, kayıtlı öğrencilerinize e, bir kapalı ağ üzerinde, bir şifreli ağ üzerinde, yetkisi olmayanların giremeyeceği ağ üzerinde bir eğitim vereceksiniz online. Ve e, eğitimci belli, eğitim alacak kişi sayısı belli, öğrenci sayısı belli. Ve bu sistemin çökmeyeceği biçimde önlem almanız lazım. İlgiden dolayı çöktü derseniz bu... Ee, bu, 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 çok tuhaf bir açıklama olur. Artı sizin zafınız e, zaafınızı da ortaya koyar. Yani. Yeni Çağ Manşet'te aynı şeyi söylemiş. EBA daha ilk günden tekledi. Milli Eğitim Bakanı buna sevindi. Yani. Öğrenciler bilgisayar başına geçti. EBA çöktü. Bahçeli yine tampon oldu. Gazete Pencere'nin ifadesi. Devlet Bahçeli demiş ki işte efendim e, üstün gayretinden dolayı e, Ziya Selçuk'u kutlamış Milli Eğitim Bakanı'nı. Yarın öbür gün iktidarla yollarını ayırdığında biz iktidarda değildik falan diyecek MHP'liler ama yani her başı sıkışanın yardımına bu koştuğunuz mesaj, mesajları da o zaman hatırlatırız. Evrensel de aynı manşette çıkmış. EBA çöktü, bakan sevindi. Evet. Yeni bir açıklama yapılmış bakanlıktan. Hacker saldırısı oldu efendim. Siber saldırı oldu diye. Yani o zaman hangisi doğru? Yani bakanı yanıltıyorsunuz. Birisi bakana diyor ki çok talep var efendim filan. Zaten çok talep olduğu için sistem çöktü deyince bakan da bundan mutlu oluyor. Niye mutlu oluyorsa? Halbuki e, o sistemi kuranları veya o sistemi yönetenleri derhal görevden alması veya paylaması icap eder. Yani ben öğrencilere eğitim verecek bir sistem kuramayacaksam, bunu sağlıklı çalıştıramayacaksam sizin orada ne işiniz var? Bu sevinilecek bir şey değil talepten dolayı sistemin çökmesi. Hadi onu geçtik. Bakanı yanıltmışlar o zaman. İkinci gün yapılan açıklamada siber saldırı var deniyor. Ya Türkiye neyi yapıyor ki? Hep söylüyorum yani muhalefet etmek için muhalefet değil. Ben 6-7 senedir, 8 senedir Türkiye'nin iyi yaptığı bir şey bilmiyorum yani. Gerçekten bilmiyorum. Gurur duyulacak, alkışlanacak, işte tamam falan denecek. Köprülerle gelmeyin bozuşuruz köprülerle, geçitlerle, alt geçit, üst geçitle, otoyolla falan gelmeyin. Havalimanıyla falan bozuşuruz. Bu yayınların ana amacı bu zaten. Hortumlamak için kendilerine proje icat eden bir iktidar var karşınızda. Onu, onu hiç söylemeyin. Evet. Hangisi doğru? Şimdi kararda bir haber. Durum buysa Zoom niye kullanılmıyor diye sormuş. Kimi Zoom diye bir uygulama var. Başka uygulamalar da var. Zoom benim de kullandığım bir uygulama. Ne zamandır kullanıyorum? Ben de 6 aydır kullanıyorum. bir takım toplantılar, bir takım görüşmeleri kendi şirket arkadaşlarımızla alakalı kurumsal, gayri, gayri kurumsal vesaire. Yani öğrenci veli toplantısını dahi biz Zoom üzerinden yaptık. Çocuklarımızın okulundaki öğretmenler, idarecilerle bizim çocuklarımızdan yani çocuklarımızdan birinin sınıfı sınıf toplantısı, sınıf veli toplantısını Zoom'dan yaptık mesela. Geçen sene eğitim öğretim sezonu biterken okullar kapalıydı kısmen. O gene e, hani adeta bir son gün, yılın son günü bir mezuniyet günü veya işte gibi bir etkinlik de oldu. Onu da ber beraber yaptık. Ekran böyle kaç kişi bağlanıyorsa ona 20'ye 30'a bölünüyor. Herkes birbirini görüyor, konuşuyor, mikrofon açılıyor, kapanıyor, kamera açılıyor, kapanıyor. Harika bir toplantı oluyor. Yani e, bu burada yapılıyor. Yani bütün dünyada da yapılıyor. Devletler yapıyor, şirketler yapıyor. Yani kimse güvenliğinden endişe etmiyor da... ...Türkiye aman aman yani. Sisteminiz müsait değil ya, çekmiyor yani. Yani hiç bir şeyi kurabildiğiniz yok ki. Yani internet altyapınız zaten fena. İşte bakın, bu Nisan 2020 tarihli Avrupa Birliği'nde daha doğrusu Avrupa ülkelerinde Avrupa Birliği demeyelim. Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerde var. Avrupa ülkelerindeki internet hızı. Download hızı. Bakın Türkiye 24. 24 megabit ki bu çok iyi bir rakam. Onu da söyleyeyim yani. Onun dışında işte İspanya 126, Fransa 128, İngiltere 67, Almanya 91 böyle gidiyor. Polonya 98. İsveç, Norveç 128, 137. İskandinav ülkeleri çok iyi. Filan. Şimdi sizin ee, bir internet altyapınız müsait değil. İki, internette bir böyle toplantı yapacak, online eğitim verecek şeyi de, sistemi de kuramıyorsunuz. Var dünyada sistem. Zoom üzerinden yap. Başka bulabileceğin şeyler üzerinden yap veya veya hizmet satın al. Orada da işte kriptolama var, şey var, şifreli şeyler falan filan var. Kusura bakmayın sizin kurduğunuz sistem sistemden bin kere daha güvenilirdir. İki, yani ne yapıyorsunuz ki orada? Ders veriliyor zaten. İstihbari sırlar falan paylaşılmıyor. Üç, yani oradan bilgisayar hacklenmesi, kişisel bilgilere girilmesi falan filan şey. Bunlar ispat edilebilmiş şeyler değil. Hem ne olacak yani? Mühim olan işin yürümesi. Ben de burada çenemi yoruyorum. Ekonomiye geçelim. Dünya gazetesi Euro 9'u aştı gözler para piyasaları kurulunda demiş. Avrupa Birliği'nde de gözler olacaktı ama Avrupa Birliği zirvesi ertelendi. Ee, Avrupa Birliği liderleri zirvesi para piyasaları kurulu, Merkez Bankası vesaire. İşte Merkez Bankası yani ekonomik konular çok daha doğrusu e, iktisatçıların... E, Piyasacıların ancak analiz edebileceği şeyler şu oldu bu oldu bilemiyorum ama e, size e, şu dakika itibariyle ben e, şeyi söyleyeyim, döviz kurları hakkında bir fikir vereyim. Dolar tam 7.70 TL. Euro tam 8.98 ki 9'u gördü. TL. Pound... 981 TL. Yani dolar 8 TL olmak üzere. Euro 9'u gördü zaten. Pound da 10 TL olmak üzere. Maalesef. Durum bu. Sevgili seyirci. Ali Babacan demiş ki dolar kurunu 7'nin altında tutmak için 120 milyar doları yok ettiler. Bunlar daha iyi günler. Merkez Bankası'nın net rezervi eksi 30 milyar dolar. Bunlar daha iyi günler. Merkez Bankası hükümetin sözüyle hareket ettiği için durum bu hale geldi. Hükümetin elini ayağını Merkez Bankası'ndan çekmesi lazım. Bu ülkede 12-13 sene ekonominin başında olan kişi. Deva Partisi'nin genel başkanı. Şu anda muhalefet saflarında. Düşünün dolar kurunu 7'nin altında tutmak için 120 milyar doları yok ettiler diyor. Bir başka ifadesinde de kibrit çaktılar. Ee, i̇şte kibrit ateşiyle ısınmaya çalıştılar. Kibrit ateşiyle doları tutmaya çalıştılar ki bilirsiniz kibrit ateşi zayıftır. Birkaç saniyelik bir ateştir yani. O arada sabaha falan götürmüyorum sizi. Milliyet bugün 23 Eylül çarşamba. Güçlü yükseliş geliyor. Güçlü yükseliş geliyor. Vergiden memnun olanlar arttı. Güler yüzlü hizmet. Başlıkları okuyorum sadece. Mükellef haklarını kullanıyor ve gülen bir Berat Albayrak fotoğrafı. Bakın güçlü yükseliş nerede görüyor musunuz? Bak burada. Dolar, euro verilerinde. Güçlü yükseliş. Karar manşet hesap değişti 24 saat sonra endeks fırladı. Güvenirsen güven arttı. TÜİK AB'nin tavsiyesi diyerek tüketici güven endeksinin hesaplanmasında kullanılan işsizlik beklentisi ve tasarruf ihtimali başlıklarını çıkardı. Kötümsel parametrelere çizik atılmasından bir gün sonra da endeks açıklandı diyor. <laughs> Sözcü, kamuda adam kayırmanın formülünü buldular. Torpilin kılıfı mülakat oldu. Günaydın. Günaydın yani. Ya bu bin yıldır böyle zaten yani. Kaç işte 2013'lerde, 2014'lerde KPSS üzerine bir güvensizlik, işe giriş sınavları üzerine bir güne, güvensizlik, genel sınav sistemi üzerine bir güvensizliğe güvensizlik icat edip bunu pompalayıp ondan sonra mülakatı getirdiler ve şey yani şey sistem şu esasen seçimi de kaldırmak istiyor AKP sadece e, sınavları sınavlar değil sınavları da kaldırmak istiyor yani seçim ve sınav bu iki şey tek adam sisteminde büyük baş ağrısı yani yani fırsat eşitliği denen şeyi tamamen ortadan kaldırmak lazım yani mesela dershaneler ee, gerçekten küçük şehirden gelen, iyi eğitim almayan, fakir, e, zeki Anadolu çocukları için o arayı kapatma vesilesiydi, o fırsat eşitliğini sağlama şeyiydi, tamponuydu. Doğru bir yöntem değil elbette, İnsanlar aldığı eğitimde keşke üniversiteye devam etseler ama aldığı eğitim eğitim olmayınca Yozgat'tan, Çorum'dan, Artvin'den, Malatya'dan çıkan pırıl pırıl gençler bir dershane eğitimiyle sınava hazırlanıp o sınavın ardından da güzel üniversitelerde okuyup dünya çapında işler yapabiliyorlardı. Bir fırsat eşitliği sağlıyordu. Bunu kaldırdılar ve işte dedim ya seçimden hoşlanmıyorlar, sınavdan hoşlanmıyorlar. Sınavı ve seçimi sınavsız ve seçimsiz bu ülke çok güzel idare edilir noktasında 7 yıldır 8 yıldır şu anda artık mahsulü topluyorlar. Torpilin kılıfı mülakat oldu. Günaydın yani. Yeni mi oldu bu? belediye başkanlarını atamak istiyorlar. Ki zaten HDP'de böyle yapıyorlar. Ellerinden gelse CHP'li başkanların yerine de atayacaklar. Geçen dönem yaptılar birkaçını değiştirdiler. Bu dönem şimdilik duruyorlar yani. Ama yapacaklar ilk fırsatta. Tayyip Erdoğan ağzından kaçırdı zaten bir AKP zannediyorum il başkanları toplantısında. Belediye başkanlarını seçmeye ne gerek var atayalım gitsin. Cumhuriyet'ten getirelim. Sertaç Eş yazmış. Rıza Sarraf burada yargılansın diyor. Kim? dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu daha doğrusu dönemin dışişleri bakanı e, şey sonrasının e, 2014 sonrasının e, 2014 Ağustos sonrasının da başbakanı. En sıcak günlerin başbakanı. İran'la ilişkileri ve para atlama için verdiği rüşvetle yeniden gündeme gelen Rıza Sarraf'la ilişkin Rıza Sarraf'a ilişkin konuşan Ahmet Davutoğlu Sarraf Türkiye'de yargılanmalıydı. Yargılama orada olsa bile gıyabında burada yapılmalı. Dava açılmasının önünde bugün engel yok. Senin başbakan olduğun, başında olduğun parti meclis soruşturmasını engelledi ya. Ne diyorsun sen? <laughs> sen başbakanken bu dava hakkında takipsizlik verildi. Ceza hukukçusu Profesör Ersan Şen'in yoğun çabaları 60 küsür sayfalık bir takipsizlik direkt şeyiyle. Sonra da o rüşvetler, o paralar faiziyle beraber Güya imam hatip parasıydı. Kişilere iade edildi. Güya hep söylüyorum. Güya işte polisler o paraları oraya koymuşlardı. Hakan Şükür'den alıp koymuşlardı. Şundan bundan alıp koymuşlardı. Sonra o güya polislerin koyduğu paralar ne olması lazım eğer iddia doğruysa? Hazineye devredilmesi lazım. Ya da neyse artık bir şekilde. Ama ne oldu o paralar? Sahiplerine iade edildi. Halkbank Genel Müdürü'ne, Reza'ya, öbürüne, muhtemetlere, berikine. Demek ki birileri getirip koymamış. Neyse bunların hepsi bu adamın döneminde oldu. Bu adamın diyorum gene iyi bir laf yani. Ağzımdan kötü bir şey çıkmıyor. Bu adamın yani. Bu adamın döneminde oldu. Şimdi şimdi engel yok getirin burada yargılayın burada yargılansaydı. Ya yani tuhaf bir Davutoğlu şeyiyle gidiyoruz muhalefetiyle. Bana gerçekten kendimizi zor tutuyorum. Tükürmemek için. Şimdi bu da başka bir adam. Şimdi bu adam da CHP'nin ikinci adamı veya CHP'nin birinci adamı olmaya çalışıyor. İşte basın toplantısı yaz, yapmış. Kendi hesabından paylaşmış. Oradan getiriyorum. Twitter'da. Alt kendisi yazmış. İşte efendim kara paradan bahsediyor. Reza Zarrab'dan bahsediyor. Amerika'daki soruşturmadan bahsediyor. Filan falan. Dünya çapında diyor falan. Görüyorsunuz işte. Kara parayı atlayan baş aktörlerden 20'si sıralanmış filan falan. Yani böyle ağzını doldura doldura 800 milyon para dağıtılmış. Bunun 80 milyonu Türkiye'de bir politikacıya gitti filan diyor. Aynı açıklamada. Can Ataklı. Amerika'da Sarraf'ın 800 milyon dolar rüşvet dağıttığı ilan ediliyor. AKP'den tık yok. Bak sen. <laughs> Ben bir şey demeyeyim de Ahmet dönmez desin. Günlerdir hayretle bakıyorum. Zarrab'la ilgili rezillikler sanki ilk kez ortaya çıkıyormuş gibi veya herkes yeni duyuyormuş gibi. Arkadaş bunun yüzünden Türkiye'nin rejimi değişti be. Ayıptır herkesin gözü önünde oldu. Zarrab'ı enseleyen polislerin anası alatıldı. 7 ceddine kadar. Bir de şu an tutuklu bazı gazetecilerle ilgili suçlama şu. 17 Aralık'la ilgili tweet atmak. Şimdi bütün dünya bundan bahsediyor. Davutoğlu gidip o gazetecilerin haklarında savunsa ya, özgür özel cesaretle bu dosyayı açmaktan bahsederken bu gazetecilere de sahip çıksa ya. Arkadaş bugün Türkiye'de 17 25 Aralık hatta 17 Aralık 2013 bir milat suç soruşturmalarında göğe 17 Aralık 2013'ten sonraki pozisyonuna göre İşlem yapılıyor. 17-25'ten sonraki attığın tweetler, yazdığın yazılar, televizyonda söyleden sözler, Bankasya'da hesapta para bulundurduğun için, işte efendim cemaat okulunda, dershanesinde çocuk bulundurduğun için veya işte taksit ödediğin için oralara, Zaman Gazetesi abonesi olduğun için filan. 17 Aralık 2013 milat kabul ediliyor 17 Aralık'a kadar eyvallah, 17 Aralık'tan sonrası için suç soruşturması yapılıyor. Attığın tivletler dahil. Hoş, 17 Aralık'a kadar eyvallah lafım da yanlış, öyle bir şey de yok. Tutturabildiklerine 17 Aralık'tan önceki işlemleri veya yaptığı faaliyetler nedeniyle de yürüyorlar. Ama 17 Aralık 2013 şu anda Türkiye yargısında yürüyen soruşturmalarda bir milat olarak kabul ediliyor yahu. Ey Ahmet Davutoğlu! Ey Özgür Özel, ey Can Ataklı, ne diyorsunuz siz? 23 Eylül 2020'de yapıyorum bu yayını. 3 ay sonra 17 Aralık'ın, 17-25'in 7. yılı dolacak. 7 yıldır ne oldu, neredesiniz? 17 Aralık, 25 Aralık soruşturmasını yapan polisler, savcılar eşleri ve reşit çocuklarıyla birlikte içeride çürütülüyor yahu. 7. sene. Özel Harp Dairesi hortlatılıyor mu? Yeni Asya Manşet, Cumhurbaşkanlığında kurulan yeni birim, geçmişte birçok karanlık olaya karışmış, Özel Harp Dairesi tekrar iş başımı yapıyor diye sordurttu demiş. Kurumsallaşıyor. Yani Propaganda Bakanlığı kurumsallaşıyor. Devletten aldığı ödenekleriyle, kadrolaşmasıyla, binasıyla vesaire artık tam anlamıyla beş başı mamur yürüyecek. Özel harekat dairesi. Kurumsallaşıyor. Cumhurbaşkanı yani Erdoğan hiç kimseye ve hiçbir şeye güvenmediği için elbette kendine bağlı güvenlik birimleri veya timler oluşturuyor. Koruma timleri de oluşturuyor. Küçük küçük ordular, orducuklar da diyebilirsiniz. Onlara da güvenmiyor, başka birini oluşturuyor. Onun sağlamasını başka biriyle yapıyor falan filan. Böyle yani. Yani kontur gerilla var bu ülkede, hiç gitmedi ki. Bin senedir var. Yeni yaşam bu konuyu ısrarla sürdürüyor. Valilik gerçeği kayalıktan attı. Helikopterden atıldıkları rapora yansıyan yurttaşlarla ilgili açıklama yapan Van Valiliği, Servet Turgut'un kayadan düştüğünü iddia etti. Ancak Köylülere göre iki yurttaş helikoptere bildirilirken sağlıklıydı. Milli Gazete Sosyal Medya Adaleti yargının önüne geçti sürmanşetiyle çıkmış. Sosyal medya adaleti tartışmaları giderek derinleşiyor. Haklı haksız suçlu suçsuz gözetmeksizin adeta adalet dağıtan sosyal medya kullanıcılarının oluşturduğu yeni adalet sistemi hakkında hukukçular Milli Gazete'ye açıklamalarda bulundu demiş. Yani sosyal medya adaleti yargının önüne geçti geçmedi değil meselesi. Yani bir boşluk olunca o boşluğu birileri dolduruyor. Mesele bu. Bir bu ayrıca yani yargının önüne geçti. Sanki yargı 7 senedir, 8 senedir, 10 senedir neyse yargı harika işler yapıyor da sosyal medya mı eline aldı şu anda? Hüküm vermeyi, birileri hakkında kanaat bildirmeyi filan. Yargı işini hep yanlış yapıyordu. 7 senedir zaten hukuksuzluklar ortada. Son 4 senedir, 2016-2020 arası da tam anlamıyla zaten bir kitap yok. Yani yasa yok, madde yok. Hukukun bütün normları çiğneniyor. Sen önce yani yargıya bak. Yargının eksikliklerine bak. Ondan sonra işte olmayan şeyde, sosyal ağlarda da insanlar şu anda bunu zevkle de yapıyorlar yani. İşte birisi serbest bırakılmışsa onu tutuklatmaya çalışıyor. Birisi tutuklanmışsa onu serbest bıraktırmaya çalışıyor falan böyle bir şey. Tabii o arada at izi it izine de karışıyor. Yani bu sosyal ağlarda yapılacak bir şey değil. Doğru. Ama yani Türkiye'de ne doğru ki? Her şeyin çivisi çıkmış durumda. Süreç bitmeden biten hayatlar Hasan Cücük yazmış efendim. Geçtiğimiz günlerde biten hayatlar.com sitesi 15 Temmuz darbe tiyatrosundan sonra zulüm işkence sosyal kıyımdan dolayı Türkiye'de tam 591 kişinin vefat ettiğini duyurdu. Daha paylaşımın üzerinden birkaç saat geçmemişti ki 6 yaşındaki beyin kanseri Selma'nın vefat haberi geldi. Bunlar bilip kayıt altına alabildiklerimiz ya bilmediğimiz kimler var? Bir arkadaşımız son aylarda ne çok vefat haberi almaya başladık dedi. Haklıydı artık yaşananlara vücudun dayanma gücü kalmıyor Süreç bitemeden hayatlar bitiyor. Hep söylüyorum, bir kere daha söyleyeceğim. Giden insanlar elbette güzel bir yere gidiyor. Ahiret inancı olanlar açısından, Allah inancı olanlar açısından, günahların bu dünyada döküldüğü açısından pek çok şey söylenebilir. Ötede İslami inanç açısından sıratı şimşek gibi geçecekler, şehittirler vesaire gibi Elbette görülen şeyler de vardır, e, tahminler de vardır veya işte bir takım dini kaynaklara atıflarla bu dönem e, bu şekilde sembolize ediliyor da olabilir. Fakat bu benim alanım değil, beni hiç ilgilendirmiyor. Bu sabiler ve bu sabilerin geride bıraktığı insanlar ilgilendiriyor veya bunun gibi geride kalan sabiler ilgilendiriyor. Annesini babasını yitirmiş, annesiz babasız büyüyen başka ellerde veya işte bu döneme dair çok çeşitli travmalar. Aileler dağılıyor, eşler arasındaki problemler, kadın, erkek, anne, baba, çoluk, çocuk, sülale, yaftalanma ve işte efendim ekonomik nedenler sayamayacağım. İşkenceden rezil bir sürü muameleye kadar, insanlık dışı uygulamaya kadar bu insanlarda büyük bir travmaya yol açıyor. Bu önemli. Ve bu travmanın tesirini, etkilerini uzun yıllar yaşayacaklar. 10 yaşındaki çocuk bunu kaç yıl yaşarsa yaşayacak hayatının sonuna kadar. 20 yaşındaki genç de öyle. Bugün reşit olmuş biraz evvel söyledim. Reşit polis çocukları dahi tutuklu babalarından dolayı. Ali Fuat Yılmazer'in iki kızı babalarından dolayı 20'li yaşlardaki iki kızı 3 yılı geçti tutuklu. Tutuklu yahu ve bu kızlar siz zannediyor musunuz ki bu 20'li yaşındaki gencecik kızlar bu travmanın etkisini hapisten çıkar çıkmaz atlatacaklar? Bütün hayatlarında belirleyici olacak bu artık. İşin manevi tarafı, işin İslami tarafı, işin kişiye kattıkları burada veya ötede. Dediğim gibi benim alanım değil. Bu dünyadaki, dünya üzerindeki şu ve benzeri hadiselerin bıraktığı travmalarla ilgileniyorum. Ve bunun bir an evvel sonlanması gerekiyor. Gidenler için elbette evet hayat bitti ama geride bıraktıkları itibariyle bu travma onlarca yıl yaşanacak. TR724'ten getirdim bunu. Ya can ya mal. Leman'ın karikatüründe e, Can Dündar'ın, e, Can Dündar kapağı dikkat çekiyor. Evet mal varlığına el ko koyuyoruz. 15 güne kadar gel Türkiye'ye dediler. Leman'da da ya can ya mal e, kapağıyla bu şekilde görülmüş olay. Bir Türkiye manzarasıyla kapatalım. Çok şey anlatıyor esasen bu fotoğraf ama üzerine birkaç cümle söyleyip bitireceğim yayını. Eziyetin böylesi Erzincan'da iki kişi otomobilin arkasına iple bağladıkları atı kilometrelerce koşturmuş efendim. Polis atın sahibi Berat E. ile 1215 TL ceza kesmiş. O araç trafikten men edilmeli. O kişinin de ehliyeti alınmalı ve belki de hak hakkında ceza işlem yapılmalı. Araç, trafik, ehliyet bir at veya bir hayvan arabanın arkasına bağlanıp sürüklensin diye değildir. Kanunlar ve kurallar gerçekten bu konularda sert olmalı ki bir daha başkası buna tevessül edemesin. Sadece o kişi değil. Böyle bir şey, böyle bir görüntüyü ben Batı'da, Avrupa'da, Amerika'da hiçbir yerde görmedim. Gören, rastlayan varsa paylaşsın ve ben de paylaşayım. Niye? Sıkar biraz. Yapamazsın yani. Yaptır, yaptığında da başın belaya girer. Öyle 1215 TL ödeyip de kurtaramazsın yani. Ya burada park cezası bile 70 pound. TL'ye çevirdiğinizde 700 lira. Park cezası. 70 pound İngiltere'de park cezası. Yani çizgiye bile park etmediğinde hafif üstüne falan geldiğinde bile o cezayı kesiyorlar. Fakat böyle bir görüntü her yönüyle trafik güvenliği açısından hayvan haklarına hiç girmeyelim. Onunla ilgili de bir sürü maddeler sıralanabilir o kişinin başını belaya sokması için yeter artar ama işte 1200 lira ceza yazıp gönderiyoruz. Buradan başlayacak. Bir şeyleri tamir edeceksen, düzelteceksen, düzenleyeceksen buradan başlaması gerekiyor. Evet, böylelikle bir yayını daha yavaş yavaş noktalıyoruz. Medya hürriyeti o kadar önemli ki kapatmadan size gene yaşadığım ülkeden bir örnek vereceğim. Britanya Başbakanı olunca kazancı azalan Boris Johnson'un arkadaşları anlatmışlar. Bir dadı tutmaktan bile endişe duyuyorlarmış efendim. Boris Johnson'un yeni hayat arkadaşı bebekleri oldu. Daha evvel yılda Köşe yazarlığı, konuşmacılık ve parlamenterlikten yılda 350 bin kazanıyormuş. Şimdi başbakan olunca yılda 150 bin sterlin kazanıyormuş ki başbakanın yıllık geliri o kadardır. İngiltere'de geçim darlığına düşmüşler. Bir başka haber. Finsen belgeleri. Barclays, Putin'in yakın arkadaşının kara para aklama operasyonuna karıştı mı? Daha evvel de burada konuştuk hafta başında. Barclays, İngiltere'nin en büyük bankalarından, en prestijli bankalarından biri haberi yapan BBC ve BBC'nin Türkçe servisinde de Türkçe tercümesini görebilirsiniz. Burada işte yok kamu bankasıydı değildi yok bizim bankamızdı acaba bankacılık zarar görür mü görmez mi falan orada değil herhangi bir şey söz konusuysa sonuna kadar gidiyorlar. Gene HSBC uyarılara karşı dolandırıcıların milyonlarca dolarını transfer etti diyor. BBC Panorama araştırmış efendim. HSBC de büyük bir İngiliz bankacılık, İngiliz bankası, işte HSBC zarar görür mü, ülke ekonomisi zarar görür mü, birileri kumpas kuruyor falan gibi şeyler burada akla bile gelmiyor. Ve sistem böyle denetleniyor, sorgulanıyor ve kamu yayın kuruluşu tarafından, BBC tarafından. Evet. Dileğim ve arzum böylesi sorgulama, böylesi gazetecilik artarak devam eder, asla gerilemez. Bir manşeti daha noktalıyoruz. Herkese iyi günler, kendinize mukayyet olun. Ee, sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Özellikle Covid-19 itibariyle ee, zorunlu olmadıkça evden çıkmayın. Çıktığınızda da hijyen tedbirlerini alın efendim. Yarın tekrar görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.